iş kadını Dilek Ertekin şok eden ölümü sonrası ailenin flaş kararı ne oldu? Gündemden düşmeyen Yalı Çapkını dizisi konuşulmaya devam ediyor. Çok konuşulan Yalı'nın dudak uçuklatan kirası ne kadar? Mehmet Dinçerler'le olaylı ayrılığının ve replika yüzüğün şokunu atlatmaya çalışan hadise ilk kez görüntülendi. Neler söyledi? Mehmet Dinçerler'den aldığınız yüzüğü de bir hayvan kurumuna bağışladığınız söyleniyor. Kerem Bürsin aşk uğruna gözünü nasıl kararttı? Yakışıklı oyuncunun Hande Erçel'e yaptığı sürpriz çok konuşulacak. Nükhet Duru'nun tight polemiğinin ardından şimdi de Ayşe Gülal Dinç'in Takunya çıkışı gündeme damgasını vuracak. Usta oyuncu yeni nesil oyunculara nasıl sitem etti? Mustafa Sandal ve eski eşi Emine Jahoviç arasındaki soğuk savaş devam ediyor. Mustafa Sandal oğulları Yaman ve Yavuz'u ilgisiz mi bırakıyor? Az sonra... Beyaz Magazin'den selamlar, sevgiler olsun değerli izleyicilerimiz. Bendeniz sunucunuz İdem Delen ve değerli yorumcularımız Pınar Eliçe ve Bilal Özcan. Yine hazır ve nazırız. Program yine bomba, bomba, bomba gibi. Vay, bomba, vay. Bomba, bomba. O zaman bomba. Bam, bam. Bam, bam, bam. Magazin... Bu masada konuşulur diyelim, evet. Her zamanki gibi efendim, yine evet. Dosyalarımız var. Var mı efendim asansörde yakalananlar? Neler var, neler. Skandallar, ne, yasak ilişkiler, entrikalar zinciri. O kadar ilginç konular var ki bizi izlesinler her zaman. Sadece bugün değil, her zaman bomba gibi haberler ve yorumlarla huzurlarınızdayız. Bizden dinlemeyi seviyor izleyicilerimiz. Evet. Bizim evet. Efendim evet. Herkese merhabalar diliyorum ben kendi şahsım adına. Yine çok güzel bir güne, çok güzel bir magazin gündemiyle. Açılış yaptık. Bugün hafta sonu. Herkese de mutlu hafta sonları da dileyelim buradan. Ama şimdi hadi Didem başlayalım. Hafta sonu da bizi izlemeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Unutmayın. Beyaz Magazin sayfasına yorumlarınızı da bekliyoruz. Peki. Dilek Ertek dosyasını açmıştık. Evet. Kruz gemisinde kaybolduğu iddia edilmişti. Çok esrarengiz bir dosyaydı biliyorsunuz. Evet. Sosyetenin ünlü isimlerinden bir tanesi kendisi. Tiffany Co.'nun da Türkiye distribütörü. Ve daha birçok markanın. Çok varlıklı bir hanımefendi. Cemiyette de çok tanınan, bilinen bir hanımefendi. Erkek arkadaşı İsviçreli Arthur'la birlikte bir mavi yolculuğa çıkıyorlar. O kruz gemisinde aniden kayboluyor. Evet. Ve naaşına da hala ulaşılamadı. Ancak günlerdir çalışmalarda devam ediyor. Avukatı bir açıklama yapmıştı. Avukatı da ölüm ihtimali üzerinde konuşmak istemiyoruz. Soruşturma devam ediyor dedi. Ailesinden bir açıklama henüz gelmedi. Ancak 14 Kasım pazartesi günü Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazının kılınacağı haberine ulaştık. Son dakika gelişmesi. Cenaze yok ortada ama evet. Cenaze töreni düzenlenecek ve mezar taşı olmayacak, olamayacak. Mezar taşı niye olamayacak? Ne gömeceksin toprağa? Ama ne gömeceksin? Ama yine ne var de yani o da var. Ne bileyim, bilemedim. Ne şimdi gerçekten bir insanın annesinin cesetine ulaşamaması. Düşünsenize. Evet. Ve annesine ulaşamadığı için de gıyabında bir cenaze töreni düzenlenmesi bir evlat için çok zor bir şey. Allah öncelikle sabırlar versin diliyorum. Hiç kolay bir şey değil. Çünkü düşünsenize, annenizi tatile gönderiyorsunuz. Evet. Ve doğum gününü kutlaması için kadıncağız gidiyor. Eğlenmek için gidiyor. Dinlenmek için gidiyor. Ve sonrasında anneniz ortadan kayboluyor. Bir kere kayıp çok hayat boyu... rahatsız edici bir şeydir o kayıp olayı. Ya insan bilmek ister, öldü mü, kaldı mı? Kaldı mı? Aç mı? Nerede? Dünyanın, ne yapıyor? Bak Didencim, dünyanın en kötü şeyi Araf'ta kalmaktır. Evet, gri'de. Evet. Ve ben bu kayıp olaylarını hep Araf'ta görürüm. Daha doğrusu hep bir beklentiye sokar ardındaki insanları. Yani o yüzden Allah sabırlar versin. Yani İşte mesela duyuyoruz, görüyoruz böyle evladı kaybolanlar. Yıllarca annesi babası aileler. Kaybolanlar. Yıllarca ulaşamadığı için dua okuyamayanlar. Dua yani çünkü öldüğünü kabullenemiyor insan bir kere. Yani bir de hani bu dünya hayatında boyunca hep yarım hissederler kendilerini. Yarım hissediyorlar. Çünkü evet. Araf'ta kalıyorsun. Çok zor bir durum. Şimdi bu olay tabii ki çok üzücü ve çok yorucu. Hayat boyu içlerinde bir acaba kalacak. Vicdanen
acaba annemize ne oldu? Acaba annemiz gerçekten öldü mü, kaldı mı, kaçırıldı mı? Düşünsene. Düşünsene ne kadar yorucu bir hayat onlar için. Yalnız ben şuna da değinmek istiyorum. Bu olayın açıkçası kamuoyunda gündemde taze tutulması gerekiyor Didemciğim. Neden diyecek olursan. Gündemde kalması çok önemli. Çünkü eğer bu haber taze ve gündemde kalırsa daha çabuk olayın neticesine ulaşılacağını düşünüyorum. Zaten bildiğim kadarıyla şu an gemide bir limana demirlenmiş. Demir almış şu anda. Demirli. Tabii ki bu şimdi bu geminin sahipleri, şirket sahipleri için de hoş bir olay olmadı bu. Düşünsenize ne kadar kötü bir reklam. Yani adamların gemilerinde bir sürü insanlar kaybolmuş, ölmüş, gemi kaza geçirmiş. Yani bu çok kötü. Ticari anlamda da onlar için çok kötü bir durum İnsanlar oldu bu. Tercih ederken tereddüte düşebilirler. Tabii yani, ve artı şimdi düşünsenize insanlarda korkuya sebep oldu. İnsanlar artık bu tür gemi seyahatlerine çıkmaktan imtina edecekler bence. Güvenlik buna ben de dahil olmak üzere açıkçası. Sen korkmazsın bir ben, şeyden. Ya nasıl korkmam? Şimdi benim evlatlarım daha dün diyor ki anne diyor bundan sonra her yere gidebilirsin ama gemi seyahati yasak dediler ya, mesela. Ya, yani insanlarda travma oluşturdu. Bilal Bey geçer. Ya travma oluşturdu. Geçer. Ha bu arada da işte mücevher gitmiş de öyle olmuş da böyle aman Allah'ım ne giderse gitsin. Yapma be oğlum. Ne giderse çok gitsin. Çok para ya. Hiç giden önemli değil para. Bilal Beyciğim. Hayır. Giden bir canın şimdi, yanında kaybolan bir canın ki, yanında hiçbir önemi yok. Şimdi deniyor ki bazı kişiler şöyle söylüyorlar. Dilek Hanım'ın yanında hiç mücevher yoktu. Ve Tahiti polisi de Dilek Hanım'ın eşyalarını oğluna teslim etmiş. İşte pasaportunu, kredi kartlarını, nakit parasını ama hiçbir takı vermemişler Tahiti polisi. Hiçbir işte takı olmaması imkansız Bilal Beyciğim. Sosyetedeki arkadaşım, dün konuştuğum sosyetedeki arkadaşımla bu sabah tekrar görüştüm. Evet. Diyor ki ya diyor Dilek Ertek diyor doğum günü kutlayacak da diyor Bora Bora adalarında 5 Kasım'da eğer kaybolmasaydı doğum gününü kutlayacaktı. Takı takmayacak mı doğum gününde? Hangi kadın takmaz ki? Hele böyle mücevher tutkunu, mücevherci bir kadın kişi olursa. Mesleği o zaten evet, yani. Evet, yani oğlunun da bu konuda bir açıklama yapmaması ve oğlu İstanbul'a geldi, döndü buraya Tahiti'den. Bir açıklama yapmaması da enteresan diyorlar. Ve ısrarla ailenin Dilek Ertekin yanında mücevherlerin olmadığını söylemesi de son derece anlamlı bulunuyor arkadaşları tarafından. Bu işte bir iş var diyorlar. Yani mücevherci kadın doğum gününü kutlamaya gidiyor ya. Çocuklar. Ve hiçbir şey takmayacak hiçbir öyle şey takmayacak. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ya bir broşu olur ya bir yüzüğü olur saati olur. Bilal Beyciğim şimdi ben de çok süsüme düşkün bir kadınım. Takıyı da çok severim. Ben bir seyahate gideceğim gerçekten. Bir kere uçağa binerken bile bir saatim, bir yüzüğüm, bir küpem. Tabii. Olur yani. Evet. Olur olmaz mı? Değil mi? Bu kadının hiçbir takı teslim etmemişler. Hiçbir takı teslim. Hiçbir şey. Bunda bir şey var. Mümkün değil. Hiçbir şey teslim etmemişler. Bakın bunda gerçekten bir iş var bu işte. Var tabii. Bu mücevherler konusunda bir şaibe var. Ama yine de ben diyorum ki aman keşke mücevherler gitseydi kadının canı sağ olsaydı. Evet. Tabii. Keşke. Ve deniyor ki yani bu tabii ki bu sadece kaybolan mücevherlerle sınırlı değil. Bunu ortadan kaldıran kişinin onun ortadan kaybolmasıyla elde edecekleri o kadar sınırlı değil. Nitekim bu İsviçreli Arthur Tahiti'den rüşvet ödeyerek iddia bu şekilde iddiayı dile getiriyoruz. Rüşvet ödeyerek Tahiti'den çıkıp İsviçre ülkesine uçtuktan sonra bir daha kendisinden hiçbir haber alınamıyor. Hiç kimse ulaşamıyor bu Arthur'a. Arthur sırra kadem basıyor. Bunun ilk karısı vefat etmiş. Bir daha da evlenmemiş bu adam ve ondan 4 tane de çocuğu var. Çocukları İlk karısı ne şekilde vefat etmiş? Onu bilmiyoruz. Ya. Onu bilmiyoruz. Ona da bakmak lazım da, bence. Çocukları da babalarının nerede olduğunu kızları da bilmiyorlar. Yani iş giderek daha gizemli bir hal almaya başladı. Bu şekilde konuşuluyor. Bu şekilde. Bilal Beyciğim ben etrafımla birçok arkadaşlarımla istişareler yapıyorum. Bu konuyu gündemimizde bu konu. Bunu konuşuyoruz. Evet. Herkes evet. de bunu konuşuyor. Söylenen şey şu ki bu olay diyorlar çok planlanmış, çok profesyonelce yapılmış bir olay diyorlar. Yani bana katılıyorlar. Çünkü ben bunu 3 gün evvel söyledim burada. Evet. Gemide yani, o kadar binlerce yolcu var dedim. Evet. Neden onlardan birinin başına gelmedi yani, de Dilek Ertek'in başına geldi? Bu olay uluslararası bir olay olarak bile değerlendiriyorlar.
Çünkü hanımefendi zaten uluslararası bir iş kadını. Acaba bence bu Arthur Bey kilit. Bu Arthur Bey ile bağlantılı olan bir şeyler var Bilal Beyciğim. Tabii. Var şimdi yani. Gemi yönetimini bu Arthur kadının kaybolduğunu 20 saat sonra bildiriyor ya gemi yönetimine. Gemi yönetimi de sahil güvenliğe Didem 4 saat sonra bildiriyor. Yani, bir de üstüne. Tabii, 24 saat evet, bir gün geçiyor yani. Evet, evet bir gün geçiyor. Yani bu nedir bu yani? Nedir bu? Gemi yönetimi de mi bu işin içinde? Neden bu kadar geciktiriliyor bu kadının? Çünkü yani kadın canlı kaldıysa ki kalma ihtimali var 20 saat sonra dahi denizin içinde. Nitekim bu gemiden geçen sene Adriatik'e düşen İngiliz kadının hikayesini anlattım. Kadın 24 saat sonra helikopterler tarafından denizin içinde bulunuyor ve canlı çıkıyor. Şarkı söyleyerek hayatta kaldım diyor. Şimdi Dilek Ertek de belki denize düştükten sonra arkadaşlar 20 saat 30 saat yaşamış olabilir. Bir dakika bir şey soracağım. Acaba... Parantez açıyorum bir dakika. Evet. Acaba cesedi mi atıldı? Ya hiç bunu düşündünüz mü? Geçen gün tabii, o da iddia ettiğin bir şey vardı. Cenaze hala gemide olabilir mi diye. Kokar ya. Kokar ya, kokar. Her gemide şey nasıl olabilir. Şey gemide yaptın? Morg var mı? Var ama morga cesedi nasıl koyarsın ki yani? Ne şekilde öldüğü belli minareyi olmayan, çalan kılıfını olmayan. Hazırlar. Hazırlar mı? Hazırlar. Eğer planlı bir şeyse ve dediğin gibi 4 saat sonra haber hayır, verildiyse. Hayır canım, hayır. O otelin, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bakın o kadar güvenliği. Güzel bir ortam var ki, delillerin o kadar güzel kaybolabileceği bir ortam var ki. Uluslararası açık denizdesin ya. Birini öldürsen bile atması çok kolay denize. At kriminal gitsin. Belgeselleri izliyorum. Diyor ki dünyada hala çözülememiş en önemli, en esrarengiz cinayetler gemide yaşananlar. Gemi ve seyahatlerinde. En temiz iş. Bulunamıyor. En temiz hiçbir iş. Şekilde bulunuyor. Yıllar sürüyor. Yıllar sürse ne olacak? Ölün öldüğüne ortada bir ceset yani? Yok. Suçlayacağın insan olsun değil mi? Zaten evet. Şu an Arthur Bey'i tutuklasalar bile ceset yok. Ceset olmadan ölü kabul edilmiyor ki. O da gitti ülkesine. O da gitti ülkesine. Ne oldu şimdi? Geçmiş olsun, ulaşabilene aşk olsun. Bu yayınımızı bugün izleyenler için tekrar şunu söylemekte fayda var. Sadece bu Amerikan firmasının Türkiye temsilcisi değildi. Tiffany John'un Türkiye temsilcisi değildi bu hanım. Hep öyle yazılıyor. Ünlü mücevher firması Tiffany'nin Türk. Leo Pizzo bunların hepsi dünya ünlü mücevher firmaları. Roberta Coin, Stefan Webster, Gerard. Gerard nedir? Kraliyet ailesinin taçlarını yapar. Wow. İngiliz kraliyet ailesinin Pınar'ın da söylediği gibi. Pınar çok iyi bilir pırlanta işlerini de. Estağfurullah. Onu... Aspir, Furer, Jekot, Perrelet... Karina gibi dünya ünlü mücevher firmaların Türkiye temsilcisi ve saat firmalarının Türkiye... Yani çok çok varlıklı, sandığımızdan, konuştuğumuzdan çok daha varlıklı bir hanım kendisi ve eski mücevherler koleksiyonu da var. Ayrıca böyle çok değerli bir koleksiyonu tarihi. Da var. Evet, şimdi deniyor ki Avrupa'da gayiplik kararı aldırıp sigorta dolandırıcılığı... Çok yaygın bir şekilde yapılıyor. Bu yöntem çok kullanılıyor. Ya gayiplik diye kararı derken? Haberler var. Yani bir insanın kayıp. Vefat ettiğini, kayıp olan bir insanın ortadan kalktığını, artık geri gelmeyeceğini hukuken mahkemeye ispat edersen ki şimdi bu yaklaşık bir senelik bir süre gerekiyor. Beklemek gerekiyor ve mahkeme medeni kanunumuza göre ilanlar verecek. En az iki kere ilan vermek mecburiyetinde. 6 ay arayla Dilek Ertek aranıyorsun, şu telefonlara cevap ver, şu telefonlara müracaat et, şu mahkemeye müracaat et şeklinde. Ve bu Avrupa'da bu yöntemle sigorta, şimdi Dilek Ertek'in hayat sigortası mutlaka var. Bu kadar varlıklı bir insanın. Vardır. Ve çok yüklü bir miktara kendini hayat sigortası yaptırmış olma ihtimali var. Acaba burada bir... art niyette söz konusu olabilir mi? Ben bunu Dilek Ertek'in ya da ailesinin yaptırmış olabileceğini zannetmiyorum. Ama onun hayat sigortasının olduğunu bilen ve kendisinin de... Işte, sadece ailesinin işine yarar bu olay. Arthur'un da işine yaramaz ki. Ben bilemiyorum. Onu ben burada seslendirmek zorundayım. Arthur aynı zamanda onun İsviçre'de bazı işlerinde de ortak olduğu söyleniyor. Eğer cesedi bulunamazsa ve geri gelmezse bu hanım, ki gayiplik ilanıyla geri gelenler de var. Türkiye'de de var, dünyada da var. Yani gayiplik
faaliyeti başlıyor, mahkemeye müracaat ediyor aileler, bir süre sonra geri geliyor. Bütün bunların dikkate alarak bir sene gibi uzun bir süre konuyor Türk Medeni Kanunu'nda. Bu da bir ayrı parantez olarak, bir ihtimal olarak, bir şey olarak akıllarda kalsın deniyor. Dubai kökenli mücevher firması Damas'ın da Türkiye temsilciliğini ve Damas'la da Türkiye'de ayrıca bir ortaklığı olduğu söyleniyor. Vallahi vay gidene. Vay gidene ama. Şimdi öldü olarak mı kabul edilecek şey? Aslında kanun er değil. Gayip. Gayip olarak kaybolmuş olarak şu an öyle. Karşılığı, evet, hukuki karşılığı şu anda yani. Ama aile kabullenmiş galiba öldüğünü. Yani o, onları kabullenmesi hukuken bir anlam taşımıyor tabii. Şimdi peki bir şey söyleyeceğim birer. Sen de müracaat edebilirsin mahkemeye. Mesela diyelim ki senin Dilek Ertek'le bir işin vardı. Anlatabiliyor muyum? Ondan bir alacağım var. 100 bin lira alacağım var. Evet, oraya gelecektim. Evet, 100 bin lira bir alacağım var. Sen mahkemeye müracaat edebiliyorsun. Diyorsun ki bu hanım öldü deniyor. Gazetelerde bu kadar haber çıktı. Bunun gayiplik kararının verilmesini ben talep ediyorum. Çünkü benim menfaatim var. Bu kararın ortaya çıkmasından, alınmasından dolayı kendi menfaatini kollamak için bunu talep ediyorum diyebiliyorsun ve mahkemeye müracaat ediyorsun. Mahkeme işleme koyuyor. Onun gayiplik kararının ortaya çıkmasından menfaati olan herhangi bir insan, mahkeme illa ailesi değil, herhangi bir kişi mahkemeye müracaat edebilir. Çok çetrefilli işler. Mirasçılar da edebilir yani herhangi bir... Evet, ona herhangi bir hak talep edebilecekler mi şu anda? Tabii tabii, ama önce gariplik kararının çıkması lazım. Yani o insanın vefat ettiğine dair, kaybolarak hayatının ortadan kalktığına dair kararın çıkması lazım. Nasıl bir insan vefat ettiği zaman mahkemeden bir karar çıkartıyor insanlar, ondan sonra miras işlemleri başlıyor. Onun gibi bu da. Vallahi çok zor bir durum. Yani... Ay, tüylerim diken diken oldu. Çok çok acayip bir şey yani, ve böyle de kapanacak mı yani bu dosya, bir kadının kapanmamalı yani, işte bu şekilde mi sonuçlanacak? Hayır, ya? Hayır, burada kamuoyunun önemi çok, yani kamuoyu çok önemli Didem'ciğim. Şunu söyleyeyim, gayipliğin Türk Medeni Kanunu'na göre ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden çok uzun zamandır haber anlamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli bir olasılık varsa, Hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gayipliğine karar verebilir. Ama bugün başvurursan gayiplik kararının istenilmesi için ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son haber tarihinin üzerinden en az 5 yıl geçmiş olması gerekir. Yani biz şimdi bir yılı beklerken 9. ayda bir yerde bir haber çıkıyor. Dilek Ertek Los Angeles'ta görülmüş, doğum gününe katılmış filan. Anlatabiliyor muyum? O haberden sonra da 5 sene bekletiyor seni. Bak, orada haber çıkmış. Allah, mahkeme tereddütte kalmayacak. Tereddütte kalırsa o süre uzuyor. Anlatabiliyor muyum? Allah Allah. Gerekir. Mahkeme peki, bilgi sahibi kişileri usulüne uygun şekilde yapılan ilanla çağırır. Onları da ilanla çağırıyor. Onların da ifadesini alıyor mahkeme. Bilgi sahibi bununla ilgili. Ben gördüm falanca yerde. Ya da işte öldü diyorlar. Derse, hakikaten hakikaten öldüğüne şahidim. Düştüğü yerde kuyu var. O kuyudan çıkmak imkansız. Atıyorum mesela. Anladım. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Yine gelişmeler. Kamuoyuna çok iş düşüyor. Evet. Taze evet, durumu. Kesinlikle. Evet. Peki, Yalı Çapkını. Ben değilim, bana bakmayın kızlar. Değilim ben, değil. Ben o yaşları geçtim artık. Değilim. Öyle mi? Yalı Çapkını diye. Seviyorsunuz Yalı Çapkını'nı ama. Oradaki oyuncuların oyun gücünü hoşuma gidiyor. Evet, seviyorsunuz. Oyunculuklar muhteşem gerçekten. Muhteşem. Yorumlarda da okuyorum. O kadar güzel performanslar sergiliyorlar ki bizi kilitliyorlar diyorlar. Bazısı hatta konusunu eleştiriyorum ama izlemekten de duramıyorum diyor. Çünkü merak ediyorum. Bugün izleyeceğiz. Diyor. Bazı izleyicilerimiz de diyor ki ona diyorsunuz ama camdaki kızla da şoförüyle ilişki yaşıyordu. Aşkı Memnu'da işte gidip de olmayacak insanla olmayacak insan beraberdi. Onu niye konuşmadınız? Onları da konuşuyoruz. Konuşmuyor değiliz ama. Her şeyi konuşuyoruz. En iyi konu değerlendirmeye çalışıyoruz bizler de. Evet, evet. Peki Yalı Çapkın dizisinin. Son dakika haberini vermem lazım. Mehmet Ali Erbil
hastaneye kaldırılmış. Niye? Biliyorsunuz The Hop dizisinde filminde oynuyor. Filmden dönerken, film setinden dönerken fenalaşmış arabanın içinde. Allah Allah. Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırılmış. Allah şifa versin. Ay Allah şifa, Allah şifa versin. Mehmet Ali Erbil çok yoruyor kendini ya. Evet. Hakikaten bu ara çok yoruyor. Çok yıprandı. Ya, hakikaten. Mehmet Ali hay Allah aşırı ya. Zayıfladı, çöktü bir şey. Yani şu an muhtemelen zaten tedavi oluyor biliyorum ama yani bir tane Mehmet Ali Erbil var çok ya. Çok yoruyor kendini. O TikTok'ta filan. TikTok'ta falan çok zaman Allah geçiriyor. Allah şifasını versin İçin inşallah. O... Arayamıyor muyuz acaba bir yakın? Hastanede adam şu anda belki de yani acilde serum taktılar. Kendini hakikaten çok yoruyor. Yayın çıkışında biraz da daha... bir arayalım ya. Çok evet. Şu an aklım kaldı vallahi. Rejideki arkadaşlar sevgili Alican yönetmenim Mehmet Ali Erbil'le ilgili. Eğer ulaşabiliyorsak Mehmet evet, Ali Erbil'le. Bir haber alabilirsek seyircilerimize iletelim. Ah ya işte TikTok'ta çok eleştiriliyor ama yani adamın da orası bir geçim kaynağı oldu. Ama bir şey söyleyeyim mi? Orada işini onu yapıyor, çok üzüler ya. Bu ara. Çok üzüler değil mi? Evet saçma sapan olayların içerisine sokmaya çalışarak çok üzdüler. Yani bu adam hasta. Yani ve zaten nasıl söyleyeyim? Söylemeyeyim hadi ya. Söylemeyeyim. Ya söyle ya. Söylemeyeyim söyle. Ya. Vallahi ya hayat dolu bir adam yemin ederim yani yapmayın bu adama da ya. Vallahi yapmayın gerçekten. Ve... Üzülmüyormuş gibi yapıyor ama o kadar üzülüyor. Üzülüyor değil mi? Ne kadar evet üzülüyor. Ya. Doğru söylüyorsun. Yani özelde paylaşıyor. O kadar üzülüyor söylüyor. Ki. Evet evet Didem doğru İçine söylüyor. İçine ata ata durduk yere ağlamaya başlıyor evet. Bu adam. Evet durduk İçine yere. İçine ata 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 ağlıyor. Ya ya yazık ya. Allah şifasını versin. Vallahi üç günlük inşallah. Dünya yapmayın sonra yaptıklarınız için çok geç olabilir. Evet. Doğru söylüyor özür Didem. Özür dileyemeyecek zamanınız olabilir. Yapmayın. Evet. Kimseye yapmayın. Kimseye. Kendinize yapılmasını istemediğinizi de başkasına yapmayın. Biliyorsunuz hasta bir vücuda sahip sürekli olarak tetiklenen yorgunlukla da tetiklenen bir tabii. Hastalığı var. Yorulmaması lazım ama sinema uğruna çok sevdiği oyunculuk uğruna kendisini yoruyor. Allah korusun bu üzüntüyle yorgunluk filan bir arada Bilal o hastalık. Bilal Beyciğim o işin yorgunluğuyla alakalı değil. O son dönemde çok nasıl mücadele yani daha doğrusu kameraların arkasında biz bir takım şeylere şahit olduğumuz için evet. Nasıl üzülüp nasıl mücadele verdiğini biz biliyoruz. Evet, değil mi? O evet. Telefonlarla kendini anlatabilmek için. Çünkü bir deli bir kuyuya taş atıyor 40 akıllı çıkaramıyor bazen. Evet. Gerçekten böyle oluyor. O yüzden de Allah şifasını haksızlığa uğruyor ve haksızlığa uğradı kabul etmiyor. Etmez. Kim olsa etmez. Ve mücadele ediyor. Kendisini anlatmak için. İşte o yani bunlar yormuş haksız olabilir. Haksız eleştiriler. Adamın kimseye zararı yok, yok gibi de ya. Yok ya. Yok ki baktığında kime zararı var ki? Yapsın yapıyorsa yapsın TikTok'ta yayın ya. Nedir bu kadar eleştirecek, çamur at izi kalsın yapacak, bu kadar yerecek. Evet. Kaç tane değerimiz kaldı ki ya? Tabii. Haberi yeniden verelim. Mehmet Ali Erbil The Hop filminin çekiminden dönerken aniden fenalaştı aracının içinde. Şoförü arabayı sağa çekti. Mehmet Ali Erbil'i bayılmış. Ayıltmaya çalıştı ve sonra alelacele en yakın hastaneye gittiler. En yakın hastaneye gittiler. Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili bilgi alırsak izleyicilerimize verelim. Evet. Bir gelişme değerli rejideki arkadaşlar. Paylaşalım izleyicilerimizle de. Evet. Yayın bitimi de bir arayalım ulaşabiliyorsak. Allah korusun. Aklım kaldı şimdi. Peki Yalı Çapkını ile devam edelim. Yalı Çapkını çok izlenen, çok sevilen dizilerden bir tanesi. Bu senenin favori dizisi olarak gösteriliyor ve ilk yayınlandığı zaman böyle sıralamada 8. 9. sıradaydı. Sonra ne olduysa konuda bir hareketlenme oldu ya da izleyici artık birkaç bölüm izleyip ısındı hikayeye. Hep zirvede. Gün birincisi olarak günü tamamlıyor ve YouTube izlenmelerinde de 10 milyona yakın bir izlenmesi var bölümünün Yalı Çapkını'nın. Yalı Çapkını'nın çekildiği ev de çok konuşuldu. Çok görkemli bir ev. Sabancı'ya ait bir villa. Dilek Sabancı'ya ait bir villa olduğu söylendi. Daha önce de başka bir dizi setinde kullanılmış bu ev. 225 bine kiralanmış evet, Masumiyet dizisi için. Bu diziden sonra fiyat 600 bine çıkarılmış. Vay vay vay. Ancak şöyle bir durum var. Kira gelirini engeller için harcıyormuş. Dilek Sabancı ailesi. Bu arada kendisi Sabancı de engelli olduğu için. Dilek Sabancı kendisi çok de... Çok fazla yalıları varmış onların boğazda. Var var. Yani var. Öyle bir iki tane falan da değil. Var, ciddi var, bir variyetmiş. Var. Her Sabancı'nın, onlar altı kardeş biliyorsun. Her Sabancı'nın hem kendilerinin var babadan kalan
hem de sonraki evlatlarının var. Çok para olunca insanlar en güzel evde oturmak ister. İstanbul'un ve Türkiye'nin en güzel evleri de muhteşem inci gerdanlık, dünyanın en güzel manzarasına sahip İstanbul Boğazı'nın kıyısındaki yalılar. Evler. Bunlara değil yalı mi? Deniyor. Yalılar. Tabii ki en zenginler de bu yalılara sahip oluyor. O yalıların her biri tarihi 2 asır, 3 asır öteden gelenler var. 1 asır, 1,5 asır önünde öteden gelenler de var. Önünde İstanbul Boğazı. Tabii. Muhteşem bir manzara. Şimdi ben bu dizilerdeki işte yalıların ve büyük evlerin kiralarını duyduğum zaman diyorum ki hakikaten ne kadar doğru yatırımlarmış. Yani yatırım olarak düşünüldüğü zaman da çok zamanında doğru, yatırım yapanlar yaşıyor şu anda. Yapanlar yaşıyor şu anda. Zamanında yatırım yapmak o kadar zor ki çocuklar. Bir de işini öyle söylüyorsunuz ki. Şimdi o yalının bugünkü değeri Dilek Sabancı'nın yalısının 500-600 milyon lira. Kim yapabilir ki o yatırımı? Yani bir de söylüyorsunuz ama... Yani parası olan tabii ki bu yatırımı yaptı. Şimdi sıradan bir memur, işçi, doktor, gazeteci, yani, şarkıcı, Reha Muhtar hariç. Reha Muhtar hariç. Şimdi 20 Reha tane, 30 tane, 50 tane evin olacağına bir tane yalın olsun yani. Veya bir tane büyük evin olsun. Ver kiraya, işte böyle dizilere. Bu da yeni bir sektör oluştu ama bak son 5 yıldır ben bunu çok duyuyorum. Eskiden bileydim, benim de öyle bir tane büyük evim vardı, satmazdım, büyük diye sattım. Şimdi ver dizilere, hep dünya böyle gelsin. Lüks araçlar, tekneler, yalı daireleri, bunlar hep kiralanıyor dizilere. Bir de şimdi benim bildiğim kadarıyla bu tür evler, işte tarihi dokuları olan yalılar veya işte o büyük evleri kiraya verdikleri zaman çok ciddi sözleşmeler yapılıyor. Tabii, çünkü o evlerin içerisinde değerli eşyalar oluyor, antikalar oluyor. Evet, evet. Onları da korumak çok önemli ve ya mutlaka ortadan kaldırıyorlar ya da çok önemli sözleşmeler yapılıyor diye biliyorum. Çoğunlukla ortadan kaldırıyorlar çünkü çok kırılan oldu. Evet, çok kırılan oldu. De şimdi bakın arkadaşlar, biz bir diziyi izlerken zannediyoruz ki işte 3-5 kamerayla o iş çekiliyor, bitiyor zannediyoruz. Hayır. Yani 150-200 kişilik bir ekiple bu işler yapıldığı için aslında kontrolü de çok zor. Çok zor, yani bu tür evleri kiraya verirken de gerçekten hani o kiraya veren insanların da çok iyi analiz ve sözleşmeler yapması gerekiyor. Bir de şimdi geliri düşünüyorum. Dizi 9 ay sürse sezon başına 5.5 milyon lira getirisi oluyor. 2 sezon devam etti diyelim ki bu dizi eder. Edecek. 3 sezonu 4 sezonu bile görür. O senaryonun gidişatına bağlı ama şu anda tuttuysa devam eder gibi. 11 milyon lira. Dilek Sabancı çok daha fazla paraları. Rahmetli Sakıp Sabancı'nın kızı. Sakıp Sabancı'nın bir şanssızlığı, 2 evladı da engelli oldu. Biri Dilek Sabancı, öbürü Metin Sabancı. Metin Sabancı hiç yürüyemiyor. Kollarını, bacaklarını hareket ettiremiyor. Sadece biraz konuşarak, o da zor zor konuşarak kendisini ifade edebiliyor. Böyle bir şanssız akraba evliliğinden dolayı. O yüzden Dilek Sabancı bu şeye çok önem veriyor. Engellilere yardım etmeye çok önem veriyor. Çok da doğru yapıyor. Çok yardımsever bir insan zaten şayan. Bu tip konularda hep. Evet. İpi gösteren isimlerden bir tanesi Cemiyet. Demin reytingler demiştin de Yalı Şapkın'ın reytingleri, değerli izleyenler, şu anda Türkiye'de inişe geçen televizyon sektörünün, bu bir gerçek, inişte televizyon sektörü. Çünkü reklam piyasası hareketli değil. İnişe geçen televizyon sektörünün nazar boncuğu, 11-12 reytingi görüyor her bölümü, 17-18 şehri görüyor ve ona yaklaşabilen yok şu anda. Bu bakımdan da tabii ve YouTube'da, bizim de olduğumuz YouTube'da her bölümü 11-12 milyon izleniyor. Ya bir şey söyleyeceğim, artık televizyon izleyicisi YouTube'a mı kaydı Bilal Beyciğim? Sosyal medyada, dijital, YouTube'da, dijitalde. İnsanlar yani bir de hani televizyonda kaçırdığın zaman açacağın takip. Ben mesela YouTube'dan şu an diğer bölümlerini izlemeye başladım. Evet. Aslında bir avantaj da. Televizyonlar bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de şöyle bir değişim içindeler. Televizyon kurumları, bu binalar, stüdyolar hepsi işlerine devam ediyorlar ve içeride aynı çalışanlar. Şekilde. Ancak üretim yapıyoruz biz artık. Nereye üretim yapıyoruz? Sadece televizyon ekranına değil, YouTube'a üretim yapıyoruz. Sosyal medya üretim, diğer uygulamalara da üretimler başlayacak. Ben bunu öngörüyorum yakında. Ve bunları televizyon kurumları. Çünkü televizyon kurumlarının her türlü olanağı var. Işıkçısı, sesçisi, stüdyosu hepsi var. Ve
televizyon kurumları yaşamaya devam edecek ama yayınlar tabii ki dijital medyadan daha çok, dijital ortamlardan çok daha fazla yapılacak. Ama gidişat onu gösteriyor zaten. Zaten oraya doğru çoğu hızla gidiyoruz. Çoğu insan artık aplikasyonlardan izlemeye başladı. Tabii. Ya da işte şu takip ettiği için de her şey. Evet. Tabii. Mesela biz şu anda ekranda değiliz. YouTube'dayız. Bizim kurumumuz YouTube'da üretiyor bizim programımızı. Yani istenilen tüm yayınların zaten. Ama ekran kalitesinde. Tabii. Dört dörtlük ekran kalitesinde. Ekran kalitesi. Ve bizim kurumumuz bu konuda öncü televizyonlar içinde. Sadece bizim programımız değil. Başka pek çok program sadece YouTube için özel olarak üretiliyor. Bu da çok güzel bir şey. Evet. Mesleğimiz adına da, çalışanlar adına da, emekçiler adına da çok güzel bir bazen şey. Yeni iş imkanları. Evet. Bazen şöyle de yapılabiliyor. Televizyonda başlıyor dizi ama bir süre sonra kanallar yetemiyor. O dizinin bütçesini kaldıramıyor televizyonda tabii reklam pastasıyla da idare ettiği için. Bir süre sonra dijitale kayıyor o diziler. Yalı Çapkını televizyonda bitse bile dijitalde devam edebilecek bir proje bence. Değil mi? Televizyonda asla bitmez. Peki ben size bir şey sorayım. Bu akşam Yalı Çapkını var. Seyredecek misiniz? Seyredecek misiniz? Ben bakacağım. Mecbur artık konuşuyoruz yani. Hakim olmamız lazım. Gündemimizde yani bizim. Ben seyretmeyeceğim. Bu akşam çünkü Bodrum'a uçuyorum. Öyle mi? Uçakta olacağım. Yarın YouTube'da seyredeceğim. Ama bomba bir sahneyle yarın bitti. Yarın YouTube'da izleyeceğim. Biz de YouTube'dayız zaten. YouTube'da izleyeceğim. Şunu söylemek istiyorum. Bu akşamki bölümde, şimdi en son bu akşamki bölümde şu olacak tabii. Herkesin merak ettiği. Sunay ile Ferit öpüşürken Seyran onları gördü. Öyle bitti. Şimdi ne olacak? Öyle bitti. Şimdi ne olacak? Dananın kuyruğu. Şimdi fragmanda şeyi gösteriyor. Seyran diyor ki kocasına, Ferit'e. Ferit onu anlatmış tabii, fragmanda o yok da. Yani o beni öptü, ben bir şey yapmadım diyor ki haklı Ferit. Suna onu öptü, kafası kıyak kızın. Seyran da babası o gaddar Kazım'ın ablasını dövmesinden korkuyor. Bu olay çünkü duyuldu. Ne olur diyor, babam seni dinliyor. Ablamı kurtar, ne istersen yapacağım diyor. Fragmanda görüyoruz bu, ne istersen. O da baby doll'ü ona uzatıyor. Karısına uzatıyor ama karı koca arasında gördüm fragmanda karı koca arasında sevişme olmadı. Gerdek gecesi yaşanmadı. Gerdek gecesini burada konuşmuştuk. Gerdek gecesinde karısına sevgilisini tanıtmıştı. Onlar evli. Çok ilginç ya. Halis Ağa'nın isteğiyle evlendiler. Oğlumu Antep'te eline el değmemiş bir kız bulun. Evlendirin şu çocuğu diyor. 19 yaşında evlendiriyor. Ama aralarında karı koca ilişkisi bu gece yaşanır mı? Gerdeğe giderler mi bu bölümde? Hırsla ha? O hırsla. Çünkü diyor ki kocasına. Olabilir. Kocasına diyor ki ablama yardım et, ablamı kurtar, ne istersen yapacağım diyor. O da baby doll'u uzatıyor ona. Oğlanın bir tane isteği var, o da zaten. Oğlanın aklı fikri başka bir şeye çalışmıyor ki zaten yani. Başından beri işte adı üstüne Yalı Çapkını. Yalı Çapkını. Bak, o kızdan o kıza. Ama sonra öyle bir kadın girer ki hayatına. O Çapkın ne olur bilinmez. Süt dökmüş kedi bu olur. Bu iş çok büyük bir aşka doğru gidiyor. Hep böyle başlar zaten değil hikayeler. Mi? Çok büyük bir aşk yaşanacak bu dizide. Diyorsun. Ve diyorlar ki, Didem çok doğru söylüyor. Diyorlar ki onlar aşık olarak evlenmediler. Evlendiklerinde aralarında aşk yoktu ama zaman içinde birbirlerini seviyorlar. Birbirlerine tabii ki bunu belli etmiyorlar. İkisi de gurur yapıyor. Ama zaman içinde çok büyük aşk başlayacak deniliyor. Ben sevişeceklerini, senin dediğin aksine Ferit'in böyle bir şey kabul edeceğini istemeyecek. Evet, istemeyecek. Allah! Ben öyle zannediyorum. İstemeyecek. Ay, bugün bomba bölüm o zaman. Kaçırmamak lazım. İstemeyecek diye düşünüyorum. Peki yalılar dedik, çapkınlar dedik. Hadiseyi mi konuşsak? Konuşalım. Çapkında artık yalısı da var değil mi Yeniköy'de? Yani, evet. Hadise evlendi. Evlendi. Güzel bir evlilik yaptı. Güzel evlendi yani. Şimdi ciddi de bir onaylamış 40 da. Milyon lira ama. 40 milyon lira. 40 milyon lira. Ama kendisi acımış. Hayır, şimdi kendisi evi aldığını onaylamış ama asla meblağ belirtmemiş. Şimdi 40 milyon lira. O ev yani. Yeniköy'de öyle bir ev yani. Allah Yeniköy'de, aşkına. Deniz kenarında, Boğaz kenarında. 2 artı 1 bir ev ya. Hadise veremez mi? Bir konserden alıyor 800 bin. Ya ne bileyim ben ya. Sen dünyaya gelmiş bir insansın. İstanbul Boğazı gibi güzel bir yer. İstanbul Boğazı'nın bir özelliği. Ya. Pek çoğunuz seyahat ediyorsunuz da. İçinden deniz geçen dünyadaki birkaç şehirden biri. Ben hepsini gördüm o şehirlerin.
partnerlerim de görmüştür. İstanbul gibi güzeli yok. İçinden deniz ya, geçen 3 tamam. tane 4 tane şehir tamam. var. İstanbul gibi muhteşemi yok. Bunu oralarda yaşayanlar da söylüyor. Bilal Beyciğim hatırı sayılır bir para vermiştir ama ben hala 40 milyon konusunda bir şaibeliyim. Bir yani. Hadiseyi soralım mı ne söylemiş? Buyursunlar. Soralım. Önce VTR'miz var ardından buradayız. Hadise sonunda yurda döndü. Ayrılık sonrası ilk kez konuştu. Mehmet Dinçerler'den aldığınız yüzüğü de... Mehmet Dinçerler'le olaylı ayrılığının ve replika yüzüğün şokundan kurtulan Hadise yeni eviyle kendisine yeni bir sayfa açtı. Hadise Hanım hayırlı olsun diyelim. Ünlü popçu İtalya'daki lüks detoksundan döndü. Neler söylemek istersiniz? Yeniköy'den. Ayrılık sonrası ilk kez muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hadise yeni ev iddialarını doğruladı mı? Ev aldığınıza dair haber iddialar var. Replika yüzük için ne söyledi? Bir hayvan kurumuna başladığını söyleniyor. Şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler'in kısa süre içinde gerçekleşen evlilikleri sadece 4 ay sürdü. Tek celsede sonlandırılan boşanmaya takı gerilimi damga vurdu. Magazin kulislerini sarsan takı isteme iddialarının üzerine bir de Hadise'nin 3 milyonluk evlilik yüzüğünün replik olduğu gerçeği eklendi. Olay olacak gerçeğin ardından replika yüzüğünü satan Hadise parayı hayvan derneklerine bağışladı. Ancak bir bomba vardı ki Hadise ve Mehmet hayranlarına soğuk terler döktürdü. Mehmet Dinçerler fena yakalandı. Ravan Bin Hüseyin'le aşk kaçamağını sadece Beyaz Magazin belgeledi. Çift kameralarımızdan kaçamadı. Mehmet Dinçerler'in tıpkı Hadise'de olduğu gibi yeni aşkında da kendisinden daha prestijli, daha zengin bir kişiyi seçmesi kafaları karıştırdı. Mehmet Dinçerler zengin mi sever? When I see people like you running, I was like, we don't have this in Dubai. So I was like, oh. Söyler misin gayet samimilerdi? Dinçerlerin hızlı aşk hayatının aksine Hadise yalnızlığına devam ederken yeni bir sayfa açtı. İtalya'da suyunun şifalı olduğuna inanılan bir bölgede tatil yapan Hadise detoks sürecine girdi. Bununla da yetinmeyen ünlü popçu Mehmet Dinçerler'le evliyken kaldı. İbrahim Çelikkol'un Riva'daki evinden taşınmak için kolları sıvadı. Yeniköy'deki lüks bir daireye 40 milyon lira ödedi. Hadise kesenin ağzını açtı. Oturdukları, hani biz öyle bir şey değiliz. Müsait oldukları zaman zaten çıkarlar evden. Hadise kafa tatilini sonlandırıp yurda döndü. Uzun zamandır ortalarda gözükmeyince haliyle sorular da birikti. 40 milyon liralık evi, Mehmet Dinçerler'le boşanması, Mehmet Dinçerler'in evlenirken taktığı yüzüğün replika çıkması. Basın mensupları bu soruları sormak için sıraya girdi. Yabancı arkadaşlarıyla bir mekan çıkışı yakalanan popçu önce duymazdan geldi. Engin'cim tutar mısın mikrofonları? Ev aldığınıza dair haberler çıktı. Hadise Hanım. Sonrasında ev aldığını yaptığı mimiğiyle doğruladı. Hadise Hanım hayırlı olsun diyelim. Ev aldığınıza dair haber iddialar var. Neler söylemek ister? Saati bahane etti. Gitmek istedi. Birazcık sohbet edelim. Uzun zamandır konuşamıyoruz. Evet. Çok güzel de konserler ama var. Ama şu saatte de olmaz arkadaşlar. Saat şu an... Ama gündüz çektiğimiz zaman da konuşamıyoruz. Evlilik yüzüğünün sorulması üzerine öpüyorum deyip kaçtı. Mehmet Dinçerler'den aldığınız yüzüğü de bir hayvan kurumuna başladığını söyleniyor. Neler söylemek istersiniz bu konuyla alakalı? Teşekkürler sağ olun. Boşanmanın ardından aşkı Kuveyt'te zengin Ravan'da bulan Mehmet'in ardından bakalım Hadise gönlünü kime kaptıracak? Mehmet Dinçerler'den aldığınız yüzüğü de bir hayvan kurumuna başladığını söyleniyor. Neler söylemek istersiniz bu konuyla alakalı? Teşekkürler sağ olun. Hadise'de hiç yeni boşanmış enerjisi hissediyor musunuz? Bence Mehmet ona çok yaradı ya. Yani Mehmet'ten sonra... Şu anki enerjisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bakışlar, gülüşler, manidar, paylaşımlar... Yani bir şeyler var. Bir şeyler var. Dün söyledin ya. Niye bugün söylemiyorsun? Hadi söyle bir daha. İtalya'ya birisiyle gittiğine inanıyorsun. Kasım'da aşk başka. Şimdi bu kadar genç, güzel, evet. Popüler bir kadın. İtalya'ya niye gider yani spa tatiline? Ya, burada yer mi yok? İtalya'ya yalnız gidilir mi ya? Bir de yalnız hani bir gün sıkılırsın vallahi iki gün. İtalya'ya yalnız gidilir bir tek yani. Sevgiliyle gidilir. Alışveriş olursa gidilir. Ya, tamam orada. Ya da alışverişe, evet. Kız kıza alışveriş yaparsın dönersin. 8 saat mağazada gezmek için yanında kimseyi yani, istemez insan. Kız arkadaş olmaz. Bile istemezsin. Yok. Bakın şöyle söyleyeceğim size, İtalya'da bir aşk yaşamış olma ihtimalini, senin şeyini kuvvetlendiren...
Mehmet Dinçerlerle Hadise İtalya'da evlenmek istiyordu arkadaşlar, hatırlayın. İtalya'da düğün yapmak istiyorlardı. İtalya'da evlenmek istiyorlardı. Ama olmadı. Şartlar, hani o zaman Mehmet Dinçerlerin borçlarının sürekli gündeme gelmesi, getirilmesi filan. Yurt dışında düğün yaparsak eleştiri olur diye, hatta biz de konuştuk burada o zaman. İstanbul'da da gizli saklı kendi aralarında öyle bir aile arasında evlendiler. Yani İtalya'yı evlenecek kadar bir aşk ülkesi olarak görüyor. Böyle bir değer veriyor. Böyle bir misyonu var Hadise'nin kafasında İtalya. Onun için İtalya'ya kaplıca falan külahıma anlat. Külahıma. Hadise külahıma. Kaplıca tatiline gittin ya sen. Bunu külahıma anlat. Didem'in söylediği çok doğru. Sen İtalya'da yalnız değildin. Yalnız gitmedin oraya. Mümkün değil. Şu an takıldığı hayatında biri var. Biri var. Takıldığı biri var. Var var var. Ama niye gizliyor? Istemiyor. Neden saklıyor? Neden açıklamak istemiyor? Bir kadın neden açıklamak neden istemez? Neden açıklamıyor? Didem sen söyle. Ya sakıncalı bir durum olması lazım. Ya evlidir. Bir insanın hayatını. Ya evlidir. Açıklamaz. Ha. Ya tanıma aşamasındadır daha açıklamaz. Hangisidir? Hangisi? Vallahi her ihtimali düşünmek gerek. Ya neyse. Şimdi onu bunu bırakalım da. Hakikaten Hadise Mehmet'ten ayrıldıktan sonra içtiği su, ondan sonra attığı adım, girdiği banyo, her şey haber olmaya başladı, farkında mısınız? Evet. Aslında artık biz Hadise'nin mağduriyetini, mağdur bir kadın olayını konuşmamamız gerekiyor. Bence Hadise'ye inanılmaz yaradı bu iş. İşleri arttı, gündemi arttı, popülerliği arttı. Değil mi Bilal Beyciğim? Arttı. Bak bu da buradan çıktı. Evet. Bu da buradan böyle oldu. Bu da düştü. Ne oldu anlamadım, elimde kaldı. O da elinde kaldı. Yani diyeceğim şudur ki Hadise hayatının en zirve ve en ışıklı, en iyi dönemini yaşıyor şu an. Bir de kesinlikle. Hiçbir mağduriyeti yok. Bir de yok, artık mağdur kadın ilgili şeyinden çıkaralım Hadise'yi. Bir de bu 40 milyon liralık daireyle ilgili için sosyal medyayı şöyle bir araştırdığım zaman yazılanlar şöyle deniliyor ki şimdiye kadar neden böyle bir pahalı yatırım yapmadı? 15-16 senedir Hadise sahnelerde para kazanıyor, ya iş yapıyor. Şimdiye kadar neden böyle bir şimdiye kadar onu küçük yatırımlarla duyduk, tamam. İstanbul'da güzel evlerde oturuyor ama işte öyle 3-5 milyon en fazla ederi. Ve diyorlar ki ne olursa olsun Hadise'nin eli çok sıkıdır, katılıyorum. Hadise oturduğu yerde de mesela esnafa, restoranlarda aile üyeleri de öyle yemek yerler, sonra öderiz derler. Kafede tabii bir şeyler içerler, sonra öderiz derler. Belçika'da Hadise'yi tanıyan komşularından bize gelen bilgiler Hadise ile ilgili. Bu elinin sıkılığından, çünkü çok yokluk çektiler, çok... fabrikalarda çalıştı annesi babası, kazıyarak tırnaklarıyla bir yerlere geldiler. O yüzden parasının kıymetini iyi bilir. Yani Hadise mümkün değil diyorlar. 40 milyon lira gidip de bir oturmak için bir eve, yani bunu yatırım olarak da düşünmez. O parayı oraya vermek istemez diyorlar. Elinden o paranın çıkması, o paranın çıkması ona dokunur. Ve Reza'nın adı burada geçiyor. Diyorlar ki bu desteği Reza vermiş olabilir. Bir fikir olarak. Yok. Ben bunu okuyunca sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bakın, öyle bir şey benim biraz önce aklımdan geçti. Evet. Yani şimdi parayı vermeyecek kadın nasıl ev alabiliyor o zaman? Birinin ona hediye etmesi gerekiyor o zaman. Ya hediye ya bir desteği, yani bir şey olabilir. Ya bu da bir ihtimaller arasında. Bir jest, bir uygulan bir jest. Bu da ne güzel bir jestse, yani 40 milyonluk yalı dairesi hediye etmek de yani. Daha önce Londra'da Rolls Royce hediye ettiği söylenmişti. Yani İngiltere'de. Kimi? Reza'nın Hadise'ye yazılmıştı bunları. Nerede bu Rolls Royce, hiç görmedim. İşte Londra'da bir Rolls Royce hediye ettiği söylenmişti. Orada da kalmış herhalde. Takılar aldığı söylenmişti. Ben Reza'da o kadar para olduğunu düşünmüyorum artık. Ama buraya getirmedi hiçbir zaman o arabayı. Geri mi istemiş acaba? Biliyorsun ondan sonra geri istiyorlar. Belki istemiştir, ver arabamı diye. Bir de burada müzikleri tabii istediler ya. Bir de burada enteresan olan bir şey, insan bu kadar muhteşem bir evde yaşarsa tek başına yaşamak bana biraz şey gelebilir. Aile üyeleri de bir yere kadar. Yani o da gelir kalır, Belçika'ya döner, kız kardeşi, annesi. Acaba hangi erkekle birlikte o güzelliği, o umut... İlla ki erkekle mi yaşaması lazım? Ya kimle uyanmak Bilal istersin? Beyciğim. Boğazın kenarında... Ay vallahi tek başıma böyle yayıla yayıla yatağında uyanmak isterim. Ay öyle ömür mü geçer Pınar? Kaç gün yani? Kaç gün? Ay anlamıyorum sizi. Tek başına yalı dairesi. Ne olacak ki? Ay sonra sıkılırsın. Ay yaşa kafanı. Çok ıssız bir duygu o.
kocaman bir ev ve bir başınasın. Hayır ya, ben istemezdim. Bir başa değil, Pınar ve sevdiğim kedisi. Sevdiğim adamla olmak isterim. Pınar ve kedisi. Köpeklerim. Köpekleri pardon. Pınar ve köpekleri. Yok, o kadar da değil. Değil çoluk değil, çocuğum da var. Çocuk, anneciğim çocuk var. Ben şeyi seviyorum ya. Kalabalık aile hayatını seviyorum. Kalabalık aile hayatını seviyorum ben. Çünkü ben tek başıma da büyüdüğüm için benim için kalabalık aile hayatının değeri ve kıymeti çok önemli. Anladım. Şimdi bizim için de şunun değeri çok önemli. Şunun kıymeti, şunun bilmemiz, bulmamız çok önemli. İtalya'ya kimle gitti? İtalya'ya kimle gittiğini bulursak hadisenin, bu evde de kimle kalacağını oraya gelebiliriz, doğru. Gelebiliriz, oraya gelebiliriz. Doğru. Çok merak ediyorum. Tatile kimle gidildiyse. Ne zaman gitti tatile? Ondandır. Tarihi belli mi? Yeni geldi, 2 gün önce hayır, geldi. Hayır, gitti, tarih belli mi? Hemen bakalım paylaşımlarda. Bir bak bakayım, onu ben bulacağım şimdi. 5-6 gün önce. Bir dakika, hadise. Bir bak bakalım ne zaman gitmiş İtalya'ya. Bakalım hadise beni ne zaman engelleyecek. Ha, ben onu çok seviyorum. Engellemez herhalde diyeceğim. Hadisenin öyle huyu yok. Yok değil mi? Onu bazı yapar. Ünlülerde var. Ben seni hayatımda görmedim, tanımıyorum. Sayfaya giriyorum, beni niye engelledin? Onu Bayram değil, Zeyran değil. Enişten beni niye öptü? 4 gün önce gidilmiş. Yani paylaşım 4 gün önce yapılmış. 4 gün önce, tamam. Palazzo, bu çok önemli. Fuji. Bir de ama 4 gün önce paylaşım yapıldıysa bir gün önce de gitmiş olabilir. 2 gün önce, ondan 2 gün önce de olabilir. Roma'ya yani... geçti, Roma'ya gitti, Roma'dan Lazio'ya geçti. Önce Roma'ya gitti. O zaman bir hafta mı diyelim? Öyle hadi de. Bir hafta önce bir diyelim. Bir hafta de. Bir hafta, tamam. Ben bununla ilgili bir çalışmalara başlayacağım. Tatil dönüşü de bir anda ev açıklandı. Bence ev daha önce alındı. Ve o tatile gidildi. Aa, ya Pınar hiçbir şey kaçmıyor. Kaçmaz. Yemin ederim ya. O kadar kaçmaz. Zeki bir kadın ki. Ya, yok kaçmaz. Estağfurullah. Pınar'da hiçbir şey kaçmaz. Yani, şartlar diyorsun. Mesela yani. Yani beyin fırtınası yapıyoruz şu an. Yani iddia, öyle bir iddiamız yok. Yani konuşuyoruz biz bize. Tabii biz bize. Milyonlarca biz insan. Biz ve seyircilerimizle. Hadise aşk kadın arkadaşlar. Yani hadisenin bir ilişkiye başlamış olması bizim için sürpriz değil ama. Yani belki hayranları için sürpriz olabilir. Daha yeni boşanma gerçekleştirdi. Güzel de kadın hayatında tabii ki de birileri şimdi olacak. Şimdi olabilirlik olacak. Limitesi esrarengiz bir durum bazı var. Şeylere göre de değişiyor. Olur veya olamaz. Yani eğer bekar bir erkekse... Tabii ki olsun. Niye hayatımda olmasın? Hep aşk var olacak diyen bir kadın hadise. Dolayısıyla onun sevgili bulması, onun bir erkekle birlikte olması sürpriz değil ama aşk kim kadınıyı, olduğunu, yani. Aşk kadın olduğunu söylüyor. Aşk her zaman söylüyor. Her evet. zaman söylüyor. Ama herkesle de aşk yaşanmıyor Bilal Beyciğim. Aşk kadınıyım ben demek de herkesle de aşk olmuyor. Ben de mesela aşk kadınıyımdır ama yıllardır hiç yani. O aşkı bulamadım henüz mesela. Canım. Öyle. Onu da bulmak zor oluyor. Ha, yani o benim yüzden çok uzun artık aşk kadını artık. Demiyorum yani. Mantık, bazı şeylerde mantık çok önemli. Şans diyelim biz Pınar'a. Evet, dua edin bana. Hadise aşk kadınıyım diyor ama mantığı da devreden çıkarmıyor. O iş öyle değil. O işi hiç öyle saf aşk duygusuyla da yaklaştığını da düşünmüyorum ben. Bir kadın Beyciğim, olarak öyle his. Bizim Didem de çok zeki. Çok zeki. His çok olarak zeki. Doğru söylüyor. Hadise dümende olmayı seviyor her zaman. Her zaman dümende olacak. Kontrol onda olacak evet, yani. Evet. Kontrol onda evet. olacak. Olsun bakalım. Evet. Peki Kerem Bursi. Çok sever severiz. Bilal Özcan. Çok severiz. Artık severiz. Biz de seviyoruz ama değil mi Pınar? Evet, valla sevdirdi bize. Ya canım. Bilal Beyciğim sevdirdi bana. Düzgün adam. Ayrılık sonrası tavırları sevdirdi. Değil mi? Kerem Bursi'nin. Adammış biz böyle dedim. Düşünmüyorduk. Gerçekten adammış dedim. Ama bir iddia var. Magazin kulisleri biraz karışacak gibi. Ne Kerem oldu? Bursi'nin aşk uğruna gözünü mü karartmış? Ne yapmış? Ya çok ilginç bir gelişme o ya. Çok ben enteresan de yok, gerçekten. Kerem Bursi. Geçtiğimiz yıl bitmişti ilişkileri. İkinci bir şans verdikleri konuşuluyordu. Evet. Resimleri çıkmıştı. İşte birlikte kahve alırken yeniden bir araya mi geldiler falan. Ondan sonra yakın çevresi bir anda haber. Tepkisini takipten çıkarak göstermeye başladı. Biz yokuz yani. Siz beraberseniz biz bu işte yokuz. Dediler. Dediler ve veto ettiler ama... Niye yapıyorlar bu gençlere bunu Bilal Beyciğim ya? Yapmasınlar değil mi? Masaflı bir sürpriz iddia var. Ne var? Kerem Bursin beyaz atlı prens olma yolunda mı efendim? Buyursunlar. Tamam. İzleyelim. Bu iddia magazin kulislerini karıştıracak. Kerem Bursin aşkı uğruna gözünü nasıl kararttı? Geçtiğimiz yıl biten ilişkilerine ikinci bir şans verdikleri konuşulan ikili Hande Erçel ve Kerem Bürsin enişte vetosuna maruz kalmıştı.
Gülsin cephesinden gelen peri masallarını aratmayacak sürpriz iddiası çok konuşulacak. Sana deli gibi aşık oldum dedi. Kerem Bürsin beyaz atlı prens olma yolunda mı? Sen Çal Kapımı dizisindeki set arkadaşlıkları zamanla aşka dönen Kerem Bürsin ve Hande Erçel ilişkisi sürpriz bir şekilde sonlanmıştı. Sosyal medya üzerinden müzik paylaşımıyla ilk temasa geçen eski aşıkları Aylin Mavi birleştirdi. Bürsin'in Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin hastalığı sürecinde gösterdiği hassasiyetin ikili arasındaki buzları erittiği konuşuluyordu ki. Evet, sadece o konuyu çok konuşmak istemiyorum çünkü onlar için yani hassas bir konu. Hande ve Kerem'in birlikte görüntülendiği video sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Videoya gören bir daha baktı. Barışma rüzgarlarının estiği ikili arasında iddialara her seferinde yeşil ışık yakan Bürsin. Enişteden veto yedi. Hande'nin ablası Gamze'nin eşi Caner Yıldırım Kerem'i takipten çıktı. Bacanak geriliminde Bürsin'in ailenin istenmeyen damat adayı haberleri alıp başını gitti. Rest'e rest geldi. Enişte Kerem'i takipten çıkarken Kerem Bürsin'in yakın arkadaşı Yasemin Özilhan da Hande'yi sildi. Olay yaratacak bir iddia daha magazin gündemini konuşturacak. İddiaya göre Bürsin gece yarısı Hande Erçel'in kapısının önünde aşk serenatı yaparak kapısına güller döktü. Romantizmin sınırlarını zorlayan yakışıklı oyuncu kendini adeta beyaz atlı prens ilan etmiş. Biz ortaya atılan iddiayı pek Kerem Bürsin'e bağdaştıramasak da son söz yine de sizin ve yorumcularımızın. Meme deliği gördüm. Meme deliği. İyi mi? İyi, çok iyi. İyi mi? Şimdi, toparlamış mı? Evet. Arayalım mı? Ay ödümüz patladı ama ya. Güzelmiş. Bir dakika arıyorum hemen. Bakın. Arıyorum. Bir saniye. Düzelmiş canım. Bir şey yok. Düzelmiş derken bir şey yok yani. Dur şimdi görüntülü arıyorum. Bir şey yok olur mu? Her yerde haber. Bir dakika. Arıyorum hemen. Nuray'cığım Meme Deli Bey'i görebilir miyiz? Yayındayız şu an. Tabii ki. Bir saniye. Meme Deli Bey şu an yayındalar ve sizi ekrana doğru tutabilir ekrana miyiz? Ekrana doğru tutuyorum. Bakın. Ödümüz Mehmet Ali patladı. Gitmiş olsun. Ne oldu Mehmet Ali? Nasılsın? Şuraya tutsana. Yok. Nereden çıktı o ya? Her yerde Mehmet haber. Ali, her yerde. Yakanı tutsana. Yakama. Mehmet Ali. Kötü abi çabuk gelirmiş. Fenalaştığın çok... söylendi setten dönerken. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Oldu mu olmadı mı öyle bir şey? Yok, herhangi bir şey yok. Film çekimindeydim. Ay eve bizi de korkuttun. Yemek yiyeceğim tekrar gideceğim çekime. Fenalaşma falan gibi bir şey olmadı. Hastaneye kaldırılmadın. Yok canım. Aman Allah biz de korktuk Üsküdar'da ya. Şimdi Kadıköy'de çektik. Milletin içinde. Canım benim girsene ya. Girsene sosyal medyaya. Bütün her yerde haber var. Her yerde sen her varsın yerde. Fenalaştı hastaneye kaldırıldı diye. Ay korktuk. Çok şükür. Çok şükür. Mehmet Ali sağ salim. Sağ. Ay. Canım ay, benim şükür. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Çok üzülmüştür bana bir şey oldu diye ama. Çok üzüldüm çok. Vallahi bak çok üzüldük hepimiz ya. Mehmet Ali bak vallahi üzüldük. Hepimiz üzüldük ya. Ha canım. Metin Beylerle şeye gidiyoruz. Nereye? Siz de gelin. Nereye? Cahide'ye. Öyle Cahide. Mi? Tamam bunu sonra konuşuruz yayından sonra. Şu an yayındayız. Canım. Öpüyorum seni. Öpüyoruz. Korkuttun bizi. Öpüyoruz seni. Hoşça kal. Öpüyoruz. Öpüyorum. Aman. Bay bay. Aman adamın bir şey yok. Yok ya. Niye ya. Böyle yazarlar? Aa, neden işte. Böyle? Gördük. İçim rahatladı. Oh, çok şükür. Ya bu sosyal medyada bu tip sağlık olaylarını teyit etmeden ve paylaşmayın. Ölümler. Ya, koymayın ya. Böyle bir habercilik yok olmaz olsun ya. İşte. Çaycı Hüseyin'i her ay öldürüyorlar. Ya. Adam her ay diyor ki ben hayattayım. Şeydeki Çaycı Hüseyin yok muydu? Evet. Neydi? Tamer Karadağlı'nın dizisi. Çocuklar duymaz. Adam diyor ki bu ayda yaşıyorum diyor. Bu ayda. Ölmedim bu ayda diyor artık yani. Yapmayın ya. Ya neyse ya çok içime su serpildi yani. Gayet iyi gördüğünüz gibi. Evet. Peki Kerem Bürsin gül dökmüş.
evlerine, yollarına. Ya Allah aşkına hakikaten bu haberi yapan arkadaşımızın da hayal gücüne tekrar hayran kalıyorum. Ya neden ya? Neden ya? Allah aşkına diyor. Aşık ya. Ya Allah Allah. Otele mi gitmişler? Restorana bu gitmişler. Bu aşka inanmadı ya. Kapalıymış da. Efendim, kapalı söyle, değilmiş. Rezervasyon yaptırmış. Gitmiş de efendim mutfağına girmişmiş de. Evet. Yemeği yapmışmış da. Sonra olmamış da güller dökmüşmüş de. Hiç aşk yaşamamış ki. Öyle bir aşk yaşamadığı için. Ya. Yaşayanlar hep düşman. Sonra Ayhan'de aaa diye çığlık atmışmış da. Hayatında hiç sonra öyle duyulmuş bir bu. Haberler olmuş. Hayatında öyle bir adam olmadığı için, şimdi tanımadığı için kendisine yemek yapan, restoran kapatan, güller döken hep böyle PR. Efendim PR, neler, PR, neler oldu? PR. Bu da PR. Siz bilmiyorsunuz ne güllerin döküldüğünü. O istihbarat sizde yok. O kadarını bilemezsiniz değil mi yani? Bilemeyiz. Gül yollarına. Bilemesek de açığa çıkarırız. Ya hayır diyor. Bir gün o da olur Pınar Eliç'e seni masaya yatırırız diyor. Bilal belki de olmuştur da duyulmamıştır. İtiraflar başladı bile işte. Yok. Ya Bilal Bey, siz buna inandınız mı gerçekten? İnandık tabii ya. Onlar ya bu bir PR yapabilir ya. Olabilir mi? Niye? Ya niye hayır ya, ya. Hayır ya. Neden? Ne gereği var o kadar zahmete? Ne? Gidiyorsun efendim mesela. Ya ben bir kere Kerem'in bir restoranın mutfağına girip yemek yapıp da Hande'ye orada da güller, ya çok saçma geldi bak, bana ya. Bak bir de bas bas bağırmış. Kadın sana aşığım diye Kerem Bürsün. Hande de ne yapmış? Ya bas bas bağırmış. Sana bas aşığım bağırmış diye. Tabii. Bu duyulmuş. Tabii ya. Tabii ya. Duyulmuş. Bir yorumcu olarak bu sonra aşkı bu desteklemen ya, lazım senin. Hayır ya. Yani hayır ya. Yaşanmadı ya. Diyor. Bir erkek gelecek, güller dökecek. Kadın sana ay, aşığım diyecek. Ayna, Hande kendine gel. Hande. Hayır. Silkelen. Yok yok, ben inanmıyorum. Bu Kerem Bürsün sana mutluluğu getirdi. Ben onları yan yana, görmeden, el ele görmeden inanmayacağım. Ben çok yakıştırıyorum onları vallahi. Yakışıyorlar ya, değil mi? Ya onlar beraber değil. Dengeliyorlar birbirini. Beraber uyum değil. Var. Değil diyorum size ya. Ya yok ya. Aa, o kadar da değil. Değiller Bilal Beyciğim. Yok ya. Nerede? Hadi ispat et. Onlar ispat etsinler onlar beraber ispat olduklarına. Ediyorlar. Ne yapıyorlar? Ediyorlar. İnkar etmiyorlar sorulduğu ne zaman. Ne inkar etmiyorlar? Görüntü de vermiyorlar. Yine PR çalışması. İnkar etmemeleri de birlikte olduklarını kabul ben etme anlamına geliyor. Ben onların ilişkilerin samimiyetine inanmıyorum. Belki Kerem samimi ama Hande'nin samimiyetine inanmıyorum. Hande'nin samimiyetine ben de inanmıyorum zaten. Hande'ye herkes kalsa, Hande'yi sorguluyor bu ilişkide. Hande'ye kalsa zaten her şey. Mesela şimdi bu şey Yasemin Ergen'e, Yasemin Özilhan, Hande Erçel'i takipten çıkmıştı ve bu çok anlamlı. Yasemin Ergen'in ben şimdiye kadar birisinin takipten çıktığını hiç duymadım, bir ünlüyle böyle bir gerginlik neden yaşadığını. Neden çevresindekiler bu kadar tepkili? Kerem Bürsün onları tanıştırdı. Kerem'le İzzet, Yasemin'in kocası çok iyi arkadaş. Yıllardır çok iyi arkadaşlar. Ve Hande'yi de bu gruba soktu Kerem Bürsün. Ama bugün Yasemin Ergen'e Hande'yi takipten çıktı. Sebep için şöyle söyleniyor. Yasemin Ergen'in bir kız arkadaşı Kerem'i beğeniyor ve bunlar ayrıydı ya Kerem'le Hande. O kız işte Kerem'le arkadaş olmak istiyor ama Hande Erçel'le barıştılar. Yasemin de Hande Erçel'i beğenmiyor ki, yani herkes beğenmek zorunda değil. Aynen, Hande'nin öyle bazı gerginlikleri var. Hande'nin bazı böyle soru işareti davranışları var. Hande kolay bir insan değil. Güler, sempatik gözükür. Bence orada da miş gibi yapıyor. Gerçek hayatta da öyle. Aslında biraz agresif olduğunu düşünüyorum ben Hande Erçel'in. Bunun da şu mesela örnek var mı derseniz, ters düştüğü, fikrini beğenmediği herkesi engellemesi agresif bir kişilikten kaynaklanıyor. Şimdi Yasemin Ergen'e onu takipten çıkınca Hande de onu takipten çıktı. Yasemin Ergen'e en son gelişme. Yasemin o zaman olmasın arkadaşına da mahcup oldu. Belki ikisini tanıştırmak, bir araya getirmek istedi. Sonra bu Hande ile barışınca ikisi tabii ne oldu? Arkadaşına da mahcup oldu. Dedi ki siliyorum seni dedi o zaman dedi. Ben öyle bir şey olabilir. Tavrımı da böyle koyuyorum olabilir dedi. Olabilir, her şey olabilir. Her şey olabilir. Ben şuna da inanıyorum. Evet. Eğer Yasemin Özgürhan olmasaydı bu kızın soyadı, Hande Erçel onu sadece takipten çıkmakla kalmazdı. Engellerdi de. Herkesi engellediği gibi onu da engellerdi. Soyadından dolayı. Bence soyadından dolayı engellemeye şeyi varmadı. Ama Kerem'i Merem'i takmazdı, engellerdi. Hani Kerem Bürsin'in arkadaşıymış filan. İş onu düşünmezdi, engellerdi. Ya ilişkileri çok pamuk ipliğine bağlı Hande'nin ya. Yani mesela ben Hande'nin hayatında mesela böyle 5 yıl, 6 yıl böyle yanında olan arkadaşını yok, gördünüz mü hiç? Var yok mı? Ben görmedim. Aslında bir insanı böyle değerlendirmek lazım. Mesela ben bir insanla yeni bir arkadaşlık tanıştığım zaman, yani hem cinsimle
diyelim ki etrafındaki arkadaşlarına bakarım kaç yıllık arkadaşları var diye. İşte o insan istikrarını ve düzgün karakterini gösterir, biliyor musunuz? Çok önemli. Ama şimdi sizin zamanınızda yaptığınız dostluklar artık yok Pınar. Yok değil mi? Artık yok. Yok. Öyle o zaman bir şey da yok. Yoktu ama ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? Yani bazen yıllarını verdiği insana en büyük yanlışı yapabiliyor. Bazen yeni tanıştığın insan sana can simidi oluyor. O ayrı bir şey. Çok değişiyor o artık. O ayrı yani. Bir şey. Yıla göre değerlendirmemek ama tanıştığında, lazım. Ama tanıştığın andan itibaren yürüttüğün ilişkinin istikrarı, seviyesi ve şeyi çok, çok önemli. Önemli. Çok önemli. O da insanların kalitesini gösteriyor. Hande Erçel'in bir videosu vardı yönetmenim. Onu getirebilir misiniz ekrana? Hande Erçel'le ilgili hep yani ünlüler içinde estetik operasyon geçiren en belirgin kişi kim diye böyle sorulduğu zaman Hande Erçel örneği de verilir. Hande Erçel'in bu videosu en son olarak daha çok daha yeni düştü sosyal medyaya. Bu eski hali eski herhalde. Hali. Estetik, burnunu da yaptırmış Hande. Burun, dudak, bişektomi. Estetikten şu an böyle. Önce, estetikten yani, önceki... Dişlerini yaptırmış mı? Estetikten komple, önceki bir videosu bu. Göz silikonu var. Yeni düştü sosyal medyaya. İzleyicilerimiz bunu ama ilk defa şey görüyor olabilirler. Ama kumaş, çok yakıştı. Kumaşı güzel kızın ya. Estetikleri çok yakıştı kızın yani. Kumaşı güzel olduğu güzel zaman... Güzel oldu mu oldu. Ya evet. O zaman da bir güzellik varmış tabii ki. Tabii ki natural, varmış ama evet. Yani bugünküyle dağlar kadar şimdi fark bu var. Bu görünümüyle bu popülerlik de olamazdı ama. Olamaz değil mi? Bugünkü görüntüsü Avrupa ayrı. Evet. Şimdi altın oran görünümü daha çok dünya standartlarına girdiği için o görünümdeki kadınlar daha ön plana çıkıyor. O yüzden herkes yüzünü falan o aynı şeylere oranlara getirmeye ve aynı görünmeye çalışıyor. Onun öne için çıkmak için. Bütün estetik yaptıran kadınlar aynı birbirine yaptırıyorlar. Benziyor. Aynı evet. Onun insan için. Klonlanma gelecek diyorlardı ya klonlandı yaptırma. Herkes birbirine aynısı. Benim zaten yüzüm altın oranmış. Herkes birbirine aynısı yaptırma. Yani. Altın oranmış. Senin yüzünde var ama estetik. Yok bir tek burnum. Bir tek burnun da var. Başka ama bir yerinde yok. Yaptırma. Yani ya, ufak tefek botokslarım işte bazı normal bir şeylerim var ama öyle abartılı bir şey yok. Normal botoksu. Benim, ben gittim yaptırmaya bana estetikçim dedi ki senin de yüzün altın oran zaten ihtiyacın yok senin ki dedi. Senin ufak bir yüzün var zaten. Evet minyon. Evet. Yani ben bir de öyle büyütmeye böyle şişirtmeye de karşıyım. Yok. Yok, yok, ben zamanında yapmıştım. Hepsini erittirdim. Nefret ediyorum. Şu an o yüze yapılan bitti, o dolgular, şişlikler falan nefret ediyorum. Gayet doğalsın. Varsın çizgilerim de olsun. Bir tek şey alnıma yaptırıyorum. Yani. O çizgiden hoşlanmadığım evet, için. Evet. Gerisini hiç girmeyin bile. İhtiyacın da yok artık, zaten. Evet, bu arada Kerem Bürsin ödül kazandı. Onu da söyleyelim. Kerem Bürsin konuşmuşken. Latin Amerika'nın Emmy'si Prodü ödüllerinde Kerem Bürsin... yabancı dilde en iyi erkek oyuncu seçildi. Alina Boz yabancı dilde en iyi kadın oyuncu seçildi. Burak Deniz ve Alina Boz'un başrolünde yer aldığı Maraşlı dizisi de yabancı dilde en iyi dizi seçildi. Tebrik ediyoruz. Güzel. Evet, tebrik ediyoruz. Efendim, Beyaz Magazin'in sonuna geldik. Yine herkese mi? İyi hafta sonları. Bitti. Evet. Herkese güzel mutlu hafta sonları olsun. Evet. Aileyle, sevdiklerinizle. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.